Şimdi bir son dakika gelişmesi daha var. Zelenski ve Trump'la ilgili. Önce yeni son dakika gelişmesini anlat bize. Sonra da en baştan al, yeni açan izleyicilerimiz için Trump'la Zelenski arasında neler oluyor? Hayda. Bu ne? Trump son dakika açıklamasında Bekle yarın bekle, Zelenski konuşamaz ile kendini. görüşeceğim dedi. Yani Cuma sabahı Zelenski New York'taki Trump Tower'a gelerek onunla bir ikili görüşme gerçekleştirecek. Biraz önce daha okumuştuk Zelenski'nin Trump'a yazdığı mektubu. Cuma günü New York'ta mısın? New York'taysan çok görüşmek isterim. Seninle birebir bu konuları konuşmak isterim. Sana hep saygı duyuyorum. Senin hakkında hep saygılı bir şekilde konuşuyorum diye mektup yazmıştı. Trump da şöyle bir açıklama yaptı biraz önce. Şu an aslında Trump canlı konuşuyor Trump Tower'da, New York'ta. Dedi ki biliyorsunuz Zelenski, Başkan Zelenski benimle görüşmek istedi. Ben de onunla yarın saat 9.45'te görüşeceğim dedi. Türkiye saatiyle 16.45 oluyor. Yani bu mektup biraz övgü, pohpohlama, gururunu okşama işe yaramış. Trump'ın zaten genel olarak bu zayıf karnı. Hani bunu artık tüm dünya biliyor. Bu mektup işe yaramış gibi görünüyor. Yarın Zelenski ile görüşecek 3 gün önce yuhalattığı Zelenski ile. Şu an Zelenski Washington DC'de Biden'la görüştü. Sonra Kamala Harris ile ikili görüştü. Yani bugün Washington'dan New York'a gelecek. Sabah da o ikili görüşme gerçekleşecek. Aslında tabii bu mektubun yayınlanması bundan ziyade çok önemli bir görüşme. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı başkan kim olacak? Başkan kim olursa ona göre savaş nasıl şekillenecek? Barış planı ne Trump'ın? Bunların hepsi tabii çok önemli gelişmeler. Ondan dolayı Zelenski Trump zirvesi, Trump Tower'da önemli gelişmelerden biri diyebiliriz. Sonunda o randevuyu koparmış gibi Şu görünüyor an hemen Başkan yanında Zelenski. Trump konuşuyor senin. Evet, Şu an şu an hemen New yanında York'ta zaten Trump'ın konuşmasını da ekrana 5. veriyoruz. caddede, 5. caddede Trump Kulesi'nde konuşma yapıyor şu an. Biraz önce de bunu söyledi. Yani çok yazık dedi. Bu kadar ölüm, bu kadar yıkım, bunların sona ermesi lazım. Başkan Zelenski de benimle görüşmek istedi. Ben de kabul ettim dedi Donald Trump. Yunus, Biden'dan 60 aldı, Trump'tan kaç alır sence? Yani Trump bakalım ne diyecek o görüşmeden sonra, o çok önemli. Çünkü çok uzun bir süredir Zelenski'nin arkasından tırnak içine böyle sallıyor, seçmenlerine yuhalatıyor. Ukrayna ve Zelenski üzerinden çok bazen ağır da olan bir muhalefet yaptı. Bu savaşı çok diline doladı. Ondan dolayı şimdi karşı karşıya gelip böylesine önemli bir görüşme gerçekten ilginç olacak. Bu görüşmeden çıktıktan sonra Trump ne diyecek? Büyük ihtimal çünkü bunlar telefon görüşmesi yapmıştı. Hatta Zelenski'nin mektubunda da var o kısa mesajında. Hani seninle telefonda görüşmüştük çok iyiydi diye. Trump da öyle demişti aslında. Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Konuştuk, muhabbet ettik diye. Trump işte yani biliyorsunuz bir öyle bir böyle. Şimdi yarın görüştükten sonra değerli dostum Zelenski'yi çok iyi ağırladım. Bana hayran olduğunu söyledi. Bu savaşı bitireceğiz. Birlikte çalışacağız diyebilir. Ben böyle mesajlarda bekliyorum açıkçası. Var mı sorunuz? Valla mektup siyaseti işe yaramış, öyle Bu anlaşılıyor. mektup da değil ya. Ya neyse mesaj ya, mektup Asker yani. mektubu ya, Hayır asker. hayır Ha, şey mektup son var. sürecin şey çağımızın mektubu. Ha, Hani çağ mektubu evet evet. çağın mektubu işte mesaj atmış göndermiş bunu mektup Aslında olarak keşke Türkiye'de değerlendirebiliriz. görüşseler. Çünkü her şey o kadar çılgın ki. Bu da olsa şaşırmayız ya. Zelenski Yani buradaydı 2 gün kritik bir önce. yerde Yani Trump da görüşebilirler ama gelebilirdi. dediğim gibi mektup siyaseti hep işe yaramıştır. Burada da yaramış, öyle anlaşılıyor. Pardon, baştan alır mısın Yunus? Zelenski buradaydı. Cumhurbaşkanımızla görüştü. Arkamdaki Türk evinde. Çok önemli bir görüşmeydi o da. Yani hatta Zelenski üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi etkisi var da demişti. CNN Türk'e konuşan dış politika ve güvenlik başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç. Yani Zelenski Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine de oldukça önem veriyor. Hem İstanbul mutabakatı olsun, sonuca varmadı ama hem Karadeniz tahıl girişimi olsun. Bu noktalarda Ukrayna üzerinde ciddi de bir etkisi oldu Türkiye'nin. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu da ilginç. Yani bize
Hani biraz önce sanıyorum Zafer Şahin söylemişti. İngiliz Başbakanı Keir Starmer'da Trump ile görüşeceğini söyledi. İlişkiyi geliştirme açısından. Yani yavaş yavaş herkes bir olası Trump başkanlığına da göre kartlarını diziyor. Onu da söyleyelim. Yani Zelenski Trump tavra gidiyor. Keir Starmer görüşecek aynı şekilde Trump'la. Yani Trump da önemli bir oyuncu halinde şu an Amerikan siyasetinde. Biden'dan daha önemli olduğu kesin. Ya, kimsenin Biden'la görüşmeye yetiyor. Bir şey sormak istiyorum. Yani birdenbire Trump açık ara öndeyken birdenbire açık ara geriye düşer gibi bir kamuoyu oluştu. Şimdi de dengeye gelmiş gibi gözüküyor. Bu Trump'ın hızlı düşüşü acaba bir operasyon muydu? Yok, şöyle söyleyeyim ben onu. Tamamen aslında siyasetin doğasına uygun bir şekilde gerçekleşti her şey. Biden'ın durumunu biliyorduk. Biden çok kötüydü. Yani kazanamayacak adayın karşılığı Biden'dı. Ona rağmen ön seçimlere soktular. Karşısına aday çıkarmadılar. Demokrat Parti ön seçimlerinde 14 milyon oy aldı. Resmen aday olmak üzereydi. Ve sonra seçim anketlerinde 7 puan, 8 puan geriye düşünce dediler ki biz bu seçimi kaybediyoruz. Koltuk gidiyor. O zaman biz bunu indirelim dediler. Biden'ı bir şekilde indirdiler ve Kamala Harris'i getirdiler. Kamala Harris'in yaptığı şey var mıydı böyle? Hani nasıl bir anda 7-8 puan kapatabildi? Hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Çıkıp insanları yeniden heyecanlandırabilen, doğru düzgün mitinglerde konuşabilen, bir aday gibi görünen Kamala Harris çok ekstra bir şey yapmadan o puanı, puanlık farkını kapattı zaten. Yani olay tamamen bundan ibaret. Demokrat Parti seçmenini bir araya getirdiler, konsolide ettiler. Ve o şekilde o puan kaybı kapandı. Şu an ama kafa kafaya gidiyorlar. Yani tamamen orada bıçak sırtı bir seçim var. Ve 40 gün kala seçimlere büyük ihtimal bir aday diğerine çok fark atamayacak. Böyle gideceğiz biz.